Arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu sefer Cor Dragonis Madeni tekrar geldi. Bir önceki Cor Dragonis Madeni'nden hatırlıyorsanız zaten son kata doğru gelmiştim. Şöyle bunu tam olarak görebileceğiniz bir yerde tutayım. İlk çıkarttığımızda ikinci kata çıkabiliriz ve 64 antikayı elde etmek için daha fazla şansımız olabilir. 3000 eple ikinci katta dayanabileceğimi düşünüyordum. Hadi başlayalım. Fasulye ihtiyacımız da var. Buradan fasulye ihtiyacımızı da bol bol karşılayabileceğimizi düşünüyorum. Ve evet, çıkamadık. İlk seferde ikinci kata çıktık sanmıştım ama beklediğim gibi gelmedi. Cor madeninin geleceğini bilseydim aslında eski simyalarımı takmazdım. Acaba server yeniden başlatıldığında bizim şu an var olan simyalarımız çıkacak mı, onu çok merak ediyorum. Evet, şu an başladık. İkinci kattayız. Çok hızlı çıktık ikinci kata, çok güzel. 64 antikayı görmek istiyorum burada ya. Şu üçlü gelsin. Evet, su güzel. Yontulmuş antika arası 3 tane çıkan sonsuzdan geldi. Şurada galiba ender var üçlü. Sonsuzları da kabul edebilirim. Sonsuzlar da güzel. Evet, bir üçlü sonsuz daha geldi. Çok güzel. Şansımız güzel gözüküyor. Tek ihti. Şu üçlü sonsuz üsttekini alayım. Yok, fasulye de kalacak galiba. Evet, tahminlerim fasulye doğru gidiyor. Artık bu çarkı bir önceki tecrübe edişimizde böyle ustalaştırdım diyebilirim kendime. Her ne kadar buna diyebilecek miyim diyemez miyim emin değilim ama demeyi tercih ediyorum. İki tane normal jade geldi. Bu işlenmemiş ve yontulmuş arasında veriyor bize. Şöyle bir şey duydum. Eğer destanda oynuyorsanız galiba günde 25 değil de 50 kore kadar yapabiliyormuşsunuz ve birleşmiş diğer serverlarda böyle bir durum varmış. Karakter aktardığınızda ikinci sayfada da 5 karakter olduğu için toplamda 10 karakter erişimiz oluyor. Bu da günde 50 kore demek. 5 çarpı 10'dan karakter başına. Diğer Anadolu dışındaki diğer serverdaki arkadaşlar gerçekten çok avantajlı bu konuda. Anadolu dışında olmanın faydalarından biri diyebilirim bu da. Hem kalabalıkta kalabalık probleminiz yok. Yani insanın böyle destanda oynayası geliyor. 10 koru günde 50 koru duyunca nasıl simya yapılır günde 50 korla. Şu direkt Cor Dragonis gelse çok güzel olurdu ya. Böyle 16'lılar falan istiyorum. Nerede bunlar ya? 8'li geldi. Şu ana kadar en büyük 8'liyi gördük. Şu antika mı? Endermiş. Antika hiç görmedik galiba ya. Direkt antika madeni. Bakalım. Yok burada da. Şurada soylu var sadece. Korda duracak. Rubium da durdu. Rubium değil mi adı da? Rubium'u. Bakayım adına. Enderimiz var. Ama burası çok kötü. Burada durma ya. Sen çok kötü yerlerde durdun. Hala 7 dakikamız var. 7 dakika içerisinde neler elde edebileceğimiz hiç belli değil. Ama şu an evet, 4 antika lütfen, bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Bu ya, ama ya gelmeyeceğini tahmin etmem gerekiyordu. Ne zaman istediğim bir şey geldi ki bıçakta şansıma. Şurada ikili yontulmuş varmış. Bunu istemiyorum. Bunu istiyorum. İstemiyorum dediğimi getir bana. İstiyorum dediğimi verme. Tamam. Antika istemiyorum o zaman. Neyi istemeyeyim? Pembe fasulye istemiyorum. Gelmesin. Yok, kandıramadık bu şekilde. İstemiyorum dersen böyle belki çarkı kandırırım diye düşündüm de. Bunlar tabi. Bıçak ne numaralar görmüştür, ne numaralar görmüştür. İkili maviye de tamam olabilirdim ben ama yontulmuş olmayayım ya. Bana bunu da yapma. 16'lı. Her zaman fazla olmasıydı. 16 yontulmuş. Bir antikadan iyi mi oluyor? Yani. Hala 6 dakikamız var. Yeni simyalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu arada bunu da açıklamalar, yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sizin düşünceleriniz neler? Sizce Mitsi ne oldu? Mitsi Mat'ın setinin, set bonusunun 3 katı olmasıyla birlikte mükemmele denk olması gibi bir durum var. Bu durum gerçekten çok değiştirdi. Ben hani DSS bonusunun 3 kat olduğunu düşünmemiştim. Böyle bir şey geleceğini de hiç düşünemiyordum daha doğrusu.
Ama çok güçlü. Şurada 16 tane Ender. Ah be. Konuşmaya daldık. Çok güzel şeyleri kaçırdık orada. Şurada bir yontulmuş galiba bu. Evet, bol bol fasulyemiz oldu. Mitsi set basmak için pek çok işe yarayabilir bunlar. Ama galiba hepimiz artacak çarkta. Çünkü çok yavaş dönüyor. 16'lı ender'i alabilirim. 32 tane 32 yontulmuş da olur. Ben neler istiyorum? Oyun bana neler veriyor? Şu üçlü ender'i alayım bari be. Bu da iyi, bu da iyi. Hiç yoktan iyidir. Üçlü sonsuz mu bu? Üçlü sonsuz, lütfen üçlü sonsuz da, imkanı yok oraya çıkmasının bunun. Fasulye duracak. Evet, ikili Rubinum normal. Bakalım, burada güzel bir ödülümüz yok, hayır. Ben bu çarkı seviyorum. Ama çok şanssızım bu çarkta ya. İnsanlar 3000 eple 2 tane 64 çıkartıyormuş. Ben niye çıkartamıyorum? Çok merak ediyorum. Ya da beni böyle hırslandırmak ya da kendi şanssızlığımın farkına varmam için beni mi deniyorlar bilmiyorum. Ben... Garip ya. Üçlü sonsuz kaçırdık bir daha. Bu çark aslında yeni başlayan biri. İyi bir miktarda para kazanmak için de kullanabilir. Hem antikaların şu an simya fiyatları uçmuş durumdayken, hem fasulye fiyatları da çok yükseldi. Yanlış görmediysen pazarlarda özellikle pembe ve mavi. Bunları satabilir. Bunları satarak bir... Şu antika mı? Lütfen bunda dur, durmadı. Hem bunları satarak güzel bir başlangıç parası elde eder. Anadolu'da başlayacaksa özellikle. Diğer serverlarda bu kadar büyük bir şey yapmasına gerek yok. Hedefi gördüm, çaktırmayın. Bu kadar büyük bir başlangıç yapmasına gerek yok. Ama Anadolu için birazcık sıkıntılı başlangıç yapmak. Çünkü herkes gelişmiş durumda, bir şeyler elde etmek birazcık zor. O yüzden yeni başlayanlar için bence bu çark çok değerli. Özellikle böyle çifter çifter fasulyelerin çıkması. Galiba verimsiz bir çark oldu bizim için ya. Şu bir tane bile şey çıkartamadım. Şu büyükten. 16'lı 64'lü bir şey çıkartamadık. Hep birli ikili. Şu 8'liyi alabilir. Şunu istiyorum aslında. 8'li de gelmedi. Şu üçünden ikisinden biri gelseydi bari ya. Şu normalse, normaller kötü. Onlar çıkmasın. Ona işlenmemiş de gelebiliyor ya da yontulmuş, hani ikili yontulmuş gelmesi, lütfen şu gelsin, ikili yontulmuş gelmesi daha iyi. İkili antikayı kaçırdık. Artık ikili antikaya da razıyım, lütfen bir antika ver be bana. Tekli var galiba. Tekli antikaya da razıyım, hadi bunu ver bari. Al sana yontulmuş dedi oyun bana şu anda. Tamam. Tamam be çak. Tamam be maden. Demek ki madencilikte kötüyüm. Onların hepsi bunda. Acaba madencilik P olsa Kordagonist madenine işler mi? Gibi saçma sapan bir soru sormayacağım tabii ki. Ama denemek de lazım ya. Bilgileri var mı acaba öyle bir şey? Tabii sadece isim benzerliğinden böyle bir şey olmayacağını biliyorum. Hatta eminim diyebilirim. Üçlü ender çıktı, güzel. Tabii öyle bir komedi olsaydı gerçekten. Şurada bir et yontulmuş var. 32'li. Lütfen. Lütfen ya. Lütfen yavaşlama. Yavaşlama ya. Ya ama yapma bunu bana be. Pembe 32'li antika varken pembe fasulye ne ya? Bir antika 6 wondan. En ucuzu 2 won desek, 64 won vardı az önce çarkta. İşte bu beni bu hırs ve böyle bu hırsla dolduran şey bu.
En kötüsü 2 wonki içinden bir sürü yakut çıkar. Gitti para. Göremeyecek miyim bir kez bir 16'lı, 30'lu, 60'lı bir antika be. Bir tane antika da onu ver, bir taneyi ver bari ya. İkili mavi güzel. 40 saniyemiz var. Hadi. Lütfen. Lütfen. Hızlı dön. Hızlı dönsün. Hemen bir sonraki denememize gelelim. Umarım siz benim kadar şanssız değilsinizdir. Güzel bir şeyler çıkartmışsınızdır. Şimdi hep beraber simyalarımızı da toplayalım buradan sonra. 16 saniyemiz kaldı. Son 9. Çabuktu. Bir kez daha deneyeyim. Hadi. Aa, dörtlü antika vardı. Ama oyun son öpücüğünü bıraktı orada dörtlü antika ile bana. Al sana dört tane antika deyip şu iki tane normalimizi alalım. Dörtlü antikadan dört tane yakutumuz çıksa hayaller hayaller. Simyalarımızı toplayalım burada. Fasulyeleri de toplayayım aslında. Bunu fasulye çarımızın içine koyarız. Fasulye çarı dedim ama 9 tane fasulyesi var yani hani. Böyle fasulye gören de topluca fasulye dolu sanacak ama. Şunları böyle güzel güzel toplayalım. Hem çıkanlara bakmış oluruz. Bir tane normal. Keşke bunlar üst üste binseydi ya. Bir tane bu da bu sonsuz neymiş? Sonsuz yontulmuş ve antika arası. Güzel. Sonsuzlar da güzel. Sonsuzlardan da antika gelebiliyor. Bu normaller kötü ama. Normallere çöp diyebiliriz. Şöyle iki tane normal. Altı tane normal. Hepsi yontulmuş gelse belki. Şu ender güzel. Üçlü ender beni sevindirmişti. İkinci kata çıkmamızı bedavaya yaptık. Sayarsak 20 epe ikinci kata çıktık. Aslında gayet güzel oldu bu. Fasulyeler... Bol fasulyemiz olmuş galiba. Fasulyeleri en son toplayayım. Hep beraber kaç tane fasulyemiz olduğuna bakalım. Ben ikinci katta tekli normal neden var onu anlamış durumda değilim. O tekli normal neden ikinci katta vardı? Normalde normaller hep ikilik... Oo, üç böyle sonsuzlar çıkmış. Biz bol sonsuz çıkarmışız. 2, 4, şöyle 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane yeşil fasulye. Fasulyelerin tanesi 20 hem'di yanlış hatırlamıyorsam. 10-20 arası değişiyor. 15 diyelim. 300 yapıyor değil mi? Evet. 3 won buradan. Güzel para. 3 won'u sırf şu fasulyelerden aldık. Ki fiyatları daha da yükselmiş olabilir. O benim en son gördüğüm fiyatıydı. Ticaret camı almamıştım. Ticaret camı almadığım için piyasayı birazcık bilmiyor olabilirim. Şöyle alalım bunları. Güzel güzel açalım simyalarımızı. Ben aslında bu etkinlik bitmeden bir kez daha çevirmek istiyorum ama bugün galiba son günü. Bugüne tekrar çeviremeyeceğim diye hatırlıyorum. Eğer bugün son günü ise hemen şu kalanlarımızı da toplayalım. Cordragonis çarkı bu arada ayın 31'inde yani yarın bitiyormuş. Tekrar yok tekrar çeviremeyeceğim. O zaman efsun atalım. Biliyorsunuz bizim lanetli bir yayımız vardı. Bizi çıldırtmıştı. Şöyle yeni ürünlere bakayım. Böyle bu hızlandırıcıda %40 indirim gelmiş. Galiba %40 indirimle kullanılabilir bir şey gibi gözüküyor.
Tek harcayamayı düşünmüyorum. Aslında bu ilk katta bin hepimizi de harcayabiliriz ya. Efsun atmak yerine öyle yapalım biz. İlk katta bin hepimizi harcayalım biz. Umarım kötü bir karar değildir ama. Hem çark bir sonraki sefere geldiğinde bu anahtarlar bu arada silinmiyor. Bunu da kullanıp hazırlayabilirsiniz. Bundan sonra kaç ay sonra gelir? 3 ay mı? 4 ay mı? 5 ay mı? Kaç ay sonra gelirse gelsin anahtarları hazır bir şekilde tutarsanız. Az önce gördüğünüz gibi eğer sıfırlama gibi bir şey yapmazlarsa bu anahtarlara anahtarlarınız durmaya devam ediyor. Hemen ikinci kata başlar atmış olursunuz kendinizi. Anahtar ödülü sanki normal ödülden daha iyiydi. O biraz garip bir durum. Şurada büyük ödül, dörtlü soylu var. Planımı söyledim ya oyuna. Bana vermemeye başladı anahtar. 8 işlenmemiş. Böyle kararımdan hızlı dönmüş gibi olacağım ama biz Efsun atalım. Çarkta çok kazanamadık ama belki şu Eyüp hep dursun. Bir şey geldiğinde kullanırım. Hemen şöyle simyalarımızı alalım. Açıp üste de atalım. Simyaları dörtlü antika. Çok güzel bu. Şu 16 tane değiştirmeyle birlikte bir şeyimiz kalmadı. Evet, simyaları aldım. O kadar da çok şey çıkartmamışız sanki ya. Başlıyorum açmaya. Normallerden. Yontulmuş Grena. Şöyle üste köşeye alayım ki daha iyi görünebilsin. İşlenmemiş Grena. Yontulmuş Yeşim. Yontulmuş Yakut. Onyx. Safir. Onyx. Grena. Bu antikayı en son açmak istiyorum ben. Şu normalde şu Ender'i de daha sonra açalım. Şu sonsuzlara evet, yontulmuş yakut, işlenmemiş yakut. Bir işlenmemiş daha, bir işlenmemiş daha. Yontulmuş, işlenmemiş, işlenmemiş. Daha çok yontulmuş gelseydi bari ya. Elmas kısmındayız. Elmas, işlenmemiş, işlenme, yontulmuş, işlenmemiş, işlenmemiş. Şimdi değişimdeyiz. İşlenmemiş, işlenmemiş. Çok fazla işlenmemiş geldi şansımıza. Bir tane yontulmuş at, bir tane attı. 12'se bakalım. Ender? Ha, sonsuzları açıyormuşum. Ben de bir anda neden Ender çıkıyor dedim. Şimdi şu iki tane bu diyemezse elmas. Elmasın sonsuzu var. Antika çıksın lütfen. Ender geldi. Ender geldi. Antika geldi bir tane. Çok güzel. Bir Ender daha. Sonuncu da antika olsun. Bir antika daha. Bir tane daha kalmış. Aa. Bu da yontulmuş. Evet. Sadece bir tane yontulmuş aldık sonsuzdan. Bu çok güzeldi. Şimdi Grena'nın sonsuzunu açalım. Hadi şu üçünden bir tane antika çıksın. Yontulmuş. Ender. Ve Ender. İki Ender. Bir yontulmuş. Güzel. Şimdi sıra geldi. Direkt enderlerimize bundan bol bol yakut çıkartmak istiyorum. Bir elmas, bir yakut, bir grena, bir yakut daha. Bir grena, bir elmas. Güzel. 6 taneden 2 tane elmas çıkar, yakut çıkarmamız demek çok güzel bir şey. Geldik en büyüğüne. Geldik artık antikaya. Hadi bundan 2 tane yakut çıksın. 4'te 2 istiyorum. Neredeyse imkansıza yakın bir şey ama. Bir onyx. Bir safir. Bir safir daha. Ve bir 2 onyx. 2 safirle bizi uğurladı resmen. Evet, başka bir elması, başka bir simyamız kalmamış. Gelelim şu Efsun eserimize, şu yaya atalım. Haydi bakalım. Bunu da daha düzgün bir yere alayım ekranın. Şöyle ortaya alayım daha iyi görülebilmesi için. Evet. 2 ortalama 12 güç. Çöp. 6 ortalama.
Eksi 4 ortalama. 20 ortalama. 4 ortalama, 20 hayvan, 20 şeytan. Ah be ah, şu ortalamalar. 7 ortalama. Şunları ben şöyle üçlü üçlü ayırayım hatta. Şöyle iki tane ayırıp şunun üstüne atayım. Yapamıyormuşuz öyle bir işlem. Evet, 11 ortalama. Kalp atalım arkadaşımıza, Estafa. 4 ortalama. 18 ortalama. 5 ortalama. Eksi 5 ortalama. Eksi 4 ortalama. Evet, eksiden ilerlemeye devam ediyoruz. Oha, oha, oha. Şaka mı? Ne? Yanlış mı? Bir dakika. Yanlış görüyorum ben. 47? Ama olsun. Ya inanamıyorum. Ben şu an rüyadayım. Hatta kendimi cimcik değil. Şimdi kadar. Yo. 47. Ya 47 ortalama benim silahımdan çok daha iyi. Bu, ne, bu yapılır mı? Bu kuşağı da emdirilmez. Arkadaşlar bu videoda umarım keyif alırsınız. Ben şu an simya basmayı bile unuttum. Simya basabilecek durumda değilim. Şu an gerçekten çok mutluyum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Açıklamalardan oyuna kayıt linkiyle oyuna kaydolmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay. Şaka mı ya?